Şu Ara suresi 103. ayetten itibaren. Şüphesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Senin Rabbin muhakkak ki o mutlak galiptir, çok esirgeyicidir. Nuh kavmi gönderilen peygamberleri tekzip etti. Hani biraderleri Nuh onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Dediler ki, arkana hep bayağı kimseler düşmüşken biz sana iman eder miyiz? Nuh, benim onların neler yapmakta olduklarına dair bilgim yoktur dedi. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir eğer ince düşünürseniz. Ve ben o müminleri sizin hatırınız için kovacak değilim. Ben gelecek tehlikelerle apaçık korkutandan başka bir kimse de değilim. Dediler ki, ey Nuh, sen bu dediğinden vazgeçmezsen muhakkak ki taşlanmışlardan olacaksın. Nuh, Rabbim dedi, hakikat kavmim beni yalanladı. Binaenaleyh benimle onların arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu da beraberinde olanları da o yüklü geminin içinde selamete erdirdik. Sonra arkalarından arta kalanları da suda boğduk. Şüphe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette o mutlak galiptir, çok esirgeyicidir. Ad kavmi de kendilerine gönderilen peygamberleri tekzip etti. Hani biraderleri Hud onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Sizden buna karşı hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde bir alamet bina edip eğlenir misiniz? Ebedi kalacağınızı umarak yer altında su mahzenleri edinir misiniz? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz şeylerle yardım eden, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan korkun. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler, vaz etsen de yahut vaz edicilerden olmasan da bize göre birdir. Bu evvelkilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacaklar da değiliz. Hulasa onu yalan saydılar da biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır elbet. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgeyicidir. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri tekzip etmiştir. O zamandaki biraderleri Salih onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz buradaki nimetlerin içinde emin emin bırakılacak mısınız? Bağların, pınarların içinde, ekinlerin ve tomurcukları nazik yumuşak hurma ağaçlarının içinde,
Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Müfritlerin emrine boyun eğmeyin ki onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir. Sen dediler, ancak büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Bununla beraber eğer peygamberlik davasında doğruculardansan, haydi bir ayet, mucize getir. Salih dedi, İşte bu dişi deve. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün içme hakkı da sizin. Ona bir kötülükle ilişmeyin. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar. Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Çünkü kendilerini o azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet, ibret vardır. Böyleyken onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgiyicidir. Lut kavmi de gönderilen peygamberleri tekzip etti. Hani biraderleri Lut onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler, ey Lut, sen bu davadan vazgeçmezsen andolsun mutlak memleketimizden kovulup çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi, ben sizin bu yaptığınıza elbette buğz edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve ehlimi onların yapa geldikleri bu kötülüğün azabından kurtar. Bunun üzerine biz onu ve ehlini kamilen kurtardık. Geri kalanların içinde sadece bir yaşlı kadın vardı. Sonra geridekileri tam bir surette helak ettik. Üstlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, bak inzar edilenlerin yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır, fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgeyicidir. Eyke yaranı da gönderilen peygamberleri tekzip etmiştir. O zamandaki Şuayb onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değil. Ölçeyi tam ölçün, eksiltenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkından bir şeyi kısmayın. Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk etmeyin. Gerek sizi, gerek sizden evvelki ümmetleri yaratan Allah'tan korkun. Dediler, sen ancak fazla büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Biz senin muhakkak yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Eğer doğruculardansan gökten üstümüze bir parça düşür. Şuayb dedi, ne yaptığınızı Rabbim daha iyi bilicidir. Hülasa onu yalanladılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Hakikat bu, o günün büyük azabıydı. Şüphesiz bunda da mutlak bir ayet vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgeyicidir. O Kur'an muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbi katından indirilmedir. Onu ruhul emin, inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir dille indirmiştir.
Şüphe yok ki o Kur'an daha evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet, bir delil değil miydi? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de onlara karşı bunu okusaydı yine buna iman edecek değillerdi onlar. Biz küfrü o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki o pek çetin azabı görecekleri ana kadar onlar bu Kur'an'a inanmazlar. İşte bu azap onlara kendileri de farkında olmayarak ansızın gelecektir. Gelecektir de acaba bize bir mühlet verilir mi diyeceklerdir. Onlar hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Şimdi sen bana haber ver. Biz onları senelerce yaşatıp faydalandırsak da sonra kendilerine tehdit oluna geldikleri azap gelip çatıverse o yaşayıp faydalanmış oldukları yıllar kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir memleketi halkına öğüt vermek üzere uyarıcı peygamberler göndermiş olmaksızın helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu şeytanlar indirmedi. Bu onlara hem yakışmaz hem onlar buna güç yetiremezler. Şüphe yok ki onlar meleklerin sözünü işitmekten kat'i surette azledilmişlerdir. Sakın Allah'la beraber diğer bir ilah daha çağırma. Sonra azaplandırılanlardan olursun. Sen ilkin en yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana tabi olanlara kanadını indir. Bunun üzerine eğer sana isyan ederlerse de ki ben sizin yapa geldiklerinizden hakikaten uzağım. Sen o mutlak galip, o çok esirgeyici Allah'a güvenip dayan. Ki o namaza kıyam ettiğin vakit seni ve secde edenler içinde dolaşmanı daima görendir. Çünkü hakkıyla işiten, hakkıyla bilen bizzat odur. Ey müşrikler! Şeytanların kimlerin üzerine indiğini size haber vereyim mi ben? Onlar her günahkar yalancının tepesine inerler. Onlardır ki şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Onların her vadide hakikaten ifrata düşe geldiklerini ve hakikaten yapmayacakları şeyleri söyleyen insanlar olduklarını görmedin mi? Ancak iman edip de iyi iyi amel ve harekette bulunanlar, Allah'ı çok zikredenler ve zulme uğratıldıklarından sonra öçlerini alanlar böyle değildir. O zulmedenler yakında hangi inkılapla sarsılacaklarını bileceklerdir. Neml Suresi. Değerli dinleyenler, Neml Suresi Mekke'de indirilmiştir. 93 ayettir. Sure adını surenin 18. ayetinde geçen Neml'den alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın hakla batılı apaçık gösteren bir kitabın ayetleridir. Müminler için birer hidayet ve müjdedir onlar. Öyle müminler ki namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete kesin olarak inananların da ta kendileridir. Biz ahirete inanmayanların kötü amel ve hareketlerini kendileri için süslemişizdir de kalpleri kör olarak şaşırıp kalmaktadırlar. Onlar öyle kimselerdir ki kötü azap işte onlara mahsustur. Onlar ahirette de en çok hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Şüphesiz ki bu Kur'an sana hakkıyla bilen yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından veriliyor. Hani Musa ailesine
Ben gerçek bir ateş gördüm. Size ondan ya bir haber getireyim yahut size parlak bir ateş koru getireyim ta ki ısınasınız demişti. Vakta ki oraya gitti, kendisine şöyle nida olundu. Ateş mahallinde bulunana da, çevresinde olan kimselere de muhakkak feyz ve bereket verildi. Alemlerin Rabbi olan Allah münezzehtir. Ey Musa, hakikat şudur ki mutlak galip olan, yegane hüküm ve hikmet sahibi olan Allah benim. Asanı bırak. Musa asasını bırakıp da onu çevik bir yılan gibi hareket eder görünce arkasına dönüp kaçtı ve geri dönmedi. Ey Musa, korkma, çünkü benim. Benim yanımda peygamberler hiçbir şeyden korkmazlar. Meğer ki zulmeden kimseler ola. Sonra bir kötülüğün ardından onu bir iyiliğe çevirirse, şüphesiz ki ben yine hakkıyla bağışlayıcı, çok esirgeyiciyimdir. Elini koynuna sok da, Firavun'a ve kavmine göstereceğin 9 mucize içinde o kusursuz, bembeyaz olarak çıkıversin. Şüphesiz ki onlar fasıklar güruhudur. Vaktaki ayetlerimiz böyle parlak ve vazıh olarak onlara geldi. Bu apaçık bir büyüdür dediler. Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde zulüm ve kibirle yine bunları inkar ettiler. Habibim, fesatçıların akıbeti bak nice oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim vermişizdir. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi. Bize her şeyden verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir üstünlüğün ta kendisidir. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları toplandı. İşte bütün bunlar onun tarafından zapt ve idare ediliyorlardı. Hatta Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman bir karınca dedi ki, ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Sakın Süleyman ve ordusu farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Süleyman onun bu sözü üzerine gülercesine tebessüm etti de, ey Rabbim dedi, bana ve ana ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve geri kalan ömrüm içinde senin razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına sok. Süleyman kuşları araştırıp dedi ki, Hütüd'ü neden görmüyorum, yoksa gayiplerden mi oldu? Onu herhalde çetin bir azaba uğratacağım yahut onu mutlaka kestireceğim ya da bana açık ve kat'i bir bürhan getirir. Derken Hütüd çok geçmeden geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir hakikate vakıf oldum. Sebe'den sana çok doğru ve mühim bir haber getirdim. Hakikat, orada bir kadını onlara hükümdarlık eder buldum. Kendisine her şey verilmiştir. Onun bir de çok büyük bir tahtı var. Gerek onu, gerek kavmini Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlarken buldum. Şeytan onların yaptıklarını süslemiş de kendilerini yoldan alıkoymuş. Onun için onlar doğru yola giremiyorlar. Bunu göklerdeki ve yerdeki her gizliyi meydana çıkaran, kalplerinde ne gizliyorlar, dilleriyle ne açıklıyorlarsa hepsini bilen Allah'a secde etmesinler diye yapıyorlar. Allah odur ki o büyük arşın sahibi olan kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Süleyman dedi, bakalım doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mı oldun? Şu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz çekil de bak neye dönecekler. Sebe melikesi dedi ki, ey ileri gelenler, hakikat bana
çok şerefli bir mektup bırakıldı. O şüphesiz Süleyman'dandır ve o hakikaten Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bana karşı baş kaldırmayın, Müslümanlar olarak bana gelin diye yazılmıştır. Melike, ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Siz huzurumda bulununcaya kadar ben hiçbir işte kat'i bir hüküm sahibi olamadım. Dediler, biz güç kuvvet sahipleri, çetin savaş erbabıyız. Emir sana ait. Bak sen ne emredeceksin? Melike dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orasını perişan ederler. Halkından şerefli olanları hor ve hakir kılarlar. Bunlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de elçiler ne cevapla dönecek bakayım. Bunun üzerine vaktaki o gönderilen heyet Süleyman'a geldi. Süleyman dedi ki, siz bana malla yardım mı ediyorsunuz? İşte Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha çok hayırlıdır. Belki siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Dön onlara. Andolsun önüne geçemeyecekleri ordularla onlara gelir, onları hor ve hakir oldukları halde oradan çıkarırım. Süleyman dedi, ey ileri gelenler, onun tahtını kendilerinin bana Müslüman olarak gelmelerinden evvel hanginiz bana getirir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben buna karşı muhakkak güvenilecek bir kuvvete malikim, dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim olan zat, ben dedi, gözün sana dönmeden, gözünü kırpmadan evvel onu sana getiririm. Vaktaki Süleyman onu yanında durur bir halde gördü. Bu dedi, Rabbimin fazlındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ettiği içindir. Kim şükrederse kendi faydasınadır. Kim de nankörlük ederse şüphe yok ki Rabbim onun şükründen tamamen müstanidir. Hem o hakkıyla kerem sahibidir. Süleyman dedi ki, onun tahtını tanınmaz şekle getirin. Bakalım tanımlıya muvaffak olacak mı, olamayacak mı? Artık Melike gelince ona şöyle denildi. Senin tahtın böyle miydi? Melike dedi, sanki bu odur. Ondan evvel de bize ilim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk. Hayır, onun Allah'ı bırakıp tapmakta devam ettiği şey kendisinin İslam olmasına mani olmuştu. Hakikatte o kafirler güruhundandı. Ona denildi ki, köşke gir. Melike onu görünce derin bir susandı, iki ayağını açıp sıvadı. Süleyman, o dedi, hakikaten camdan yapılmış, düzeltilmiş ve şeffaf bir açıklıktır. Melike, ey Rabbim, hakikat ben kendime yazık etmişim. Süleyman'ın maiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum, dedi. Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün? Onlar birbirleriyle çekişir iki fırka olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyiden ve güzelden evvel çarçabuk kötüyü istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız umulur ki esirgenirsiniz, dediler. Senin yüzünden ve beraberinde bulunan kimseler yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de, sizin bütün amel ve hareketleriniz Allah nezdinde gizli değildir, yazılıdır. Belki siz imtihana çekilmekte olan bir kavimsiniz, dedi. O şehirde düşman 9 erkek vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Birbirine Allah adıyla antlaşarak
dediler ki, ona ve ehline muhakkak bir gece baskını yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, andolsun biz o ailenin helakinde hazır değildik. Şüphesiz ki biz bu sözümüzde elbette sadıklarız diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerinin haberleri olmadan onların planlarını alt üst ediverdik. İşte bak o tuzakların akıbeti nice oldu. Çünkü biz onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş, ıpıssız kalmış evlerinin enkazı. Şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Lut'a da peygamberlik vermiştik. O zaman kavmine demişti, siz gözünüz göre göre hala o kötülüğü yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle mutlaka erkeklere yanaşacak mısınız? Hayır, siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Buna karşı kavminin cevabı, Lut hanedanını memleketinizden çıkarın, çünkü onlar temizliğe zorlayan insanlardır demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de hem onu hem geri kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz karısından başka bütün hanedanını kurtardık. Onların üstüne öyle bir yağmur yağdırdık ki ne kötüydü inzar edilenlerin yağmuru. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun onun beğenip seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa kafirlerin ona ortak tuta geldikleri nesneler mi? O nesneler mi, yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz nice güzel bahçelerin nebatını bitirmişizdir. Allah'la beraber bir ilah mı? Hayır. Onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. O nesneler mi, yoksa yeri bir karargah yapan, aralarından ırmaklar akıtan, ona has ve sabit dağlar kuran, iki denizin arasına bir perde koyan mı? Allah'la beraber bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Veya bunalmış olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, sizi yeryüzünün hükümdarları kılan mı? Allah'la beraber bir ilah mı? Siz ne az düşünüyorsunuz?